Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Beklenen oldu Galatasaray'da. Neydi beklenen? Galatasaray'da beklenen bir futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi ki Cagney'in feshedilme ihtimali çok yüksekti. Bu oldu ve yerine tescil ettirilen futbolcu yani lisans çıkartılan futbolcu Omar El Abdülhi. Çünkü Torrent onu değerlendirmek istiyor. Torrent onun azminden memnun kalmış. Antrenman performansı iyiydi. Zaten çalışkan bir oyuncu. Ben de dönmesini istiyordum. Bu dönem içerisinde Mali koşullar ve matematikte zaten bir başka transfere el vermiyordu. İşte son dakikada o kadar çok isim çıktı ki onlardan en gerçekçisi Reis. Ee, yani Brezilyalı hem orta sahada oynuyor hem de stoper oynuyor. Onun transferi için uğraşan kişi de Luis Campos. Sezon sonu bu transferi bitirmek istiyor. Sanırım sezon sonu e, bu transfer adına yani Haziran'dan itibaren e, Galatasaray'da oynaması adına bir anlaşma yaptı. E, Luis Campos Galatasaray'da yeni sezonun transferlerinin de şimdiden yapılmaya başlandığını söyleyebiliriz Luis Campos vasıtasıyla. Çünkü network'ü çok güçlü. Her yerde, dünyanın her yerinde birebir kulüplerle görüşüp onları ikna edebilecek kabiliyete sahip bir futbol adamı. Belki de Marcao belki de Nelson çok yüksek fiyatlara satılabilir. Özellikle Marcao'dan bahsediyorum. Çünkü Marcao performansıyla Avrupa Ligi'nin en iyi stoperi olmuştu grup aşamasında. En iyi 11'e girmişti. Onun Galatasaray'ın istediği fiyatlara satılması konusunda da Luis Campos'un yapacağı çalışma büyük bir önem arz ediyor. Sanırım bu planlamalar yapıldı işte. E, teklif gelirse Mark Ayo'a, Kerem Aktürkoğlu'na, performans yapan diğer genç oyunculara bütün bunları ya da işte performans yaptığından bahsedemeyiz ama background'u güçlü olduğu için satılabilecek oyuncuların satışıyla da ilgili Luis Campos'un yapabilecekleri çok önemli. O yüzden Burak Elmas yönetimi eleştiriye açık işler yapmış olabilir ama Luis Campos'la çalışıyor olmak da doğru yaptıkları kanaatindeyim. Bugün itibariyle söylemiştik zaten Galatasaray'da işte 3 tane temel transferin dışında bir transfer yapılamaz. Ne buna yabancı kontenjanı izin veriyor ne de mali koşullar izin veriyor. Ayrıca zaten şu anki teknik heyetin talep ettiği doğrultuda 3 tane mevki vardı. Hatta 2 tane oyuncu alınsın bunlardan bir tanesi iki mevkiyi oynasın. Hem stoper hem de defansif orta saha denmişti. Öyle olmadı. İşte bir golcü geldi Bafiti Migomis. Bildiğiniz gibi Erik Pulgar geldi. Ki bence Alanya Spor maçında aldığı sürede aslında nitelikli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ve Galatasaray'ı orta sahada pas ve savunma, takım savunması açısından toparlayabilecek nitelikte bir oyuncu. Eğer adaptasyon süreci uzun sürmezse kaleci iyi Peña iyi bir sınav verdi Alanya maçında. Daha da başka bir şey yapılamazdı. İşte Jetson Fernandes transferiyle Galatasaray bu nedenle bu dönem içerisinde çok fazla ilgilenmedi. Çünkü gerekli bir transfer olarak görmedi. Acil ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilebilecek bir transfer değildi. Üstelik duyduğum şu... Jason Fernandez transferinde 1 milyon euroluk bir komisyondan bahsediliyor. Eğer Galatasaray'ın karşısına böyle bir fatura çıkartılmışsa 1 milyon euroları bulan bir işte temsilcilik, temsil etmeden kaynaklanan bir komisyon ya da fiyatlama varsa Galatasaray iyi ki bu işten çekilmiş. Yani bu doğrudan kulübü zarar ettirmek anlamına geliyordu. Burak Elmas yönetimi bunu mali kongrede açıklayamaz. Ya da divan kurulu toplantılarında sorulduğu zaman üyeler tarafından bunu açıklayamazlardı. O açıdan da ben doğru yaptıkları kanaatindeyim. Fakat önümüzdeki sezonun transferlerini şimdiden yapmak ve satılacak oyuncularla ilgili ya da işte transfer teklifi gelen, gelme ihtimali olan potansiyeli yüksek oyuncularla ilgili bugünden itibaren çalışma yapmak büyük bir önem arz ediyor. Bununla birlikte Omar El-Abdül'ün de başarılı bir performans sergileyeceği kanaatindeyim. Galatasaray'da 14 tane yabancı yerini bulmuş bulunuyor. Bundan sonra da değişiklik olmayacak. Zaten transferde son 24 saatin içerisine girmiş bulunuyoruz. Herhangi bir sürpriz olmaz. Bu arada Oğulcan Çağlayan'la ilgili bir gelişme vardı. Oğulcan Çağlayan Eyüp Spor'a şampiyonluk mücadelesi veriyor birincilikte. Eyüp Spor'a kiralık olarak gidebileceğinden bahsedildi. Aytaç Karan'ın Göztepe'ye kiralık olarak gidişinden sonra Olcan'la da ilgili böyle bir gelişme yaşanabilir. Ama Olcan Süper Lig oyuncusu. Birincilikte oynamayı ister mi istemez mi tartışmaları yapılırken böyle bir gelişme ortaya çıktı bildiğiniz gibi. Bakalım. ikna edildiği yönünde bir bilgi almıştım. Akşamüstü. Şimdi Diego Costa... Madrid'e geldi Brezilya'dan ve Türkiye'ye transferi söz konusu. Tabii ki Galatasaray'a transferi söz konusu değil. Fenerbahçe Diego Costa üzerinde duruyor. Fakat Diego Costa ile ilgili o kadar çok insan ben yetkiliyim ben işte Fenerbahçe'den yetki aldım. Fenerbahçe ye giderek Diego Costa'nın avukatından yetki aldım. Diego Costa'dan yetki aldım sizi görüştürebilirim. Yetki aldım yetki verdim falan o kadar çok insan girmiş ki bu iş tam bir karmaşaya dönüşmüş. Yani bu işin içine girenin çıkan haddi hesabı yok. O bakımdan Fenerbahçe yöneticilerde de bu konuya biraz temkinli yaklaşmakla birlikte bugün işte gerçek yetki aktarıyla karşılaştıkları bir görüşme yapmışlar. Diego Costa sanırım 1 milyon euro istiyor yarım dönemlik süreç için yani 4 ay için. Beşiktaş'tan biliyorsunuz 3 milyon euronun üzerinde istemişti yaz döneminde. Çünkü piyasası daha yüksekti. Şimdi piyasası düştüğü için yarım dönem için 1 milyon euro istiyor. Önümüzdeki dönemde bir sezon eğer opsiyon Suz bir sezonluk bir sözleşme imzalarsa 2 milyon euro. Yani toplamda 3 milyon euro istiyor. E, tabii bu pahalı e, ve futbolcunun e, Atletico Madrid'de çok uzun süre sakatlıklardan dolayı oynayamadığını biliyoruz. Ve e, bu aslında şüpheli bir durumda doğuruyor Diego Costa için. E, sanırım Fenerbahçe 800 bin euro yarım dönem bir maaş ve opsiyonlu bir sözleşme teklif etmiş. Eğer memnun kalırsak bu opsiyonu devreye sokarız ve 1 milyon euro işte bonuslarla birlikte bir bıçağa varacak bir ücreti de önümüzdeki sezon için veririz. Ee, yıllık yıllık 1,5 milyon euro kazanırsın gelecek sezon ama bu sene 800 bin euro demiş. Bu çerçevede görüşmeler yapılıyor. Şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. Diego Costa'ya tabii Zenit Sen Petersburg ve Krasnodar da talip olmuştu. Krasnodar hala görüşmeyi sürdürüyor ama Zenit anlaşamadık diye bir açıklama yaptı. Arap takımlarından teklif alıyor. Fenerbahçe'nin golcüye ihtiyacı var mı? Var. Sol beke daha fazla ihtiyacı var. Bu dönem içerisinde Diego Costa aradıkları sol bek düzelterek söylüyorum. Forvet olabilir mi? Ee, bilmiyorum. Diego Costa Atletico Madrid'den Chelsea'ye gitti ya da Chelsea'de oynadığı sezonlar içerisindeki versiyonunu gösteren bir Diego Costa ise elbette ki her takımda iş yapar ama şu an itibariyle Diego Costa'nın verebilecekleri de şüpheli bence. O bakımdan ben çok büyük bir risk olarak görüyorum. Ancak işte Diego Costa transferi işte dünya tanınan bir futbolcu olduğu için Brezilya kökenli ama İspanya milli takımını tercih etti ve İspanya'da oynadı. Bir hava getirebilir. Yani özellikle taraftar nezdinde biraz değişiklik yaratır ve bu transfer olumlu karşılanabilir. Böyle bir etkisi olabilir ama bunun dışında ben performans açısından etkili olabileceği kanaatinde değilim Diego Costa'nın. Çünkü hem çok uzun sakatlık süreleri yaşadı hem de gerçekten artık eski günlerinde değil. Bugün itibariyle sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.